var. Sıcak isim şu anda Cedric Bakan bu. Herkesin yakından tanıdığı bir isim He. aslında He. Türkiye'de. Geçen sene de Olympiakos'ta iyi bir sezon geçirdi. Yani biraz bizim gözümüzün uzağında kaldığı için transfer haberi çıkana kadar çok takip etmemiştik açıkçası. İyi bir performansı vardı. Zaten süreci anlattık. Arabistan'a gitti. Kulübüyle sözleşme imzaladı ama hem ailesi hem kendisi orada yaşamak istemiyor. Oyuncu tarafından Galatasaray'a talep geldi. Eğer biz sorunumuzu çözersek Galatasaray bizi alır mı şeklinde. Galatasaray'da buradaki tek şartı kulübüyle biz muhatap olmayalım. Çünkü biraz tuhaf bir süreç açıkçası. Yeni imza atmış bir oyuncu. Galatasaray kulübüyle gidip bu konuda bir pazarlık yapmak istemiyor. Menajerinin bu konuyu çözmesi bekleniyor. Sözleşme feslini gerçekleştirmesi bekleniyor. Olumlu gittiği haberleri var. Dün, dün akşam hatta Arap basınında transfer gerçekleşti. Bakan bu Galatasaray'da gibi haberler vardı ama ben bunu... Yetkililere sordum. Doğru olmadığını söylediler. Bekleme halinde Galatasaray yönetimi. Ben bakan bu konusunun da bu hafta içerisinde çözüme kavuşmasını bekliyorum. Çünkü zaten dediğim gibi talep karşı taraftan geldi. Temsilcisi bu işi çözebileceğini öngörmese tahmin ediyorum ki böyle bir taleple gelmezdi ve şu anda da görüşmelerin en azından sorduğumda olumlu şekilde seyrettiğini söylüyorlar. E böylelikle Mauro Icardi zaten dönüyor. Kalıyor takımda. Bonservis alınıyor. İkinci forvet Cedric Bakan bu. Bir de Halil Dervişoğlu transferi de yapıldı. Forvet rotasyonunu Galatasaray tamamlamış olacak.